Merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Turkcell'in etkinliğinde devam ediyoruz yayınımıza. Yanımda Turkcell'in CEO'su Süreyya Bey var. Kendisine bize hem T50 telefonu anlatmasını hem de Türkiye'deki 4G altyapısının ne zaman olacağından, Türkiye'de ne zaman 4G'ye geçebileceğimizden bahsetmesini rica edeceğiz. Öncelikle hem fiber optik çalışmalarında hem mobil internet erişiminde Turkcell'in zaten Türkiye'de neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Peki mobil cihazlara geçme kararını Turkcell nereden verdi ve T50 nasıl ortaya çıktı? T50 hakkında sizin düşünceleriniz neler? Şimdi yeni bir dünya var. Teknoloji dünyasındaki değişim yüzünden ve bilgisayarların boyunun gittikçe küçüldüğünü görüyoruz ve gücünün de gittikçe arttığını görüyoruz. Ve bu bilgisayarlar mobil teknolojiler sayesinde her yerden her zaman internete, buluta, bilgiye ulaşabiliyor. O yüzden insanlar için büyük fayda üreten, büyük fark yaratan bir teknoloji. Bu yeni dünyada mobille akıllı telefonların birleşmesi ve Turkcell de akıllı telefonların tecrübesine çok önem veriyor. Yani kolay bir şekilde insanlar internete girebilsinler, istedikleri bilgiye ulaşabilsinler. Bu yüzden biz de T serisini çıkartmayı 2010 yılında başladık, bundan 4 yıl önce. Ve çok başarılı oldu. 1,5 milyon adetten fazla satan, performansı iyi, fiyatı uygun ama aynı zamanda güzel bir müşteri deneyimi sunan telefonlarda. Aynı zamanda biz burada bir öncülük yapmak istedik. T40 ile ilk defa olarak Turkcell, Türk mühendisleri akıllı telefonu sıfırdan başlayarak tamamen yerli tasarım ve sonrasında da üretimle bunu takip ettik. Ve T40 tamamen gerçekten bir Türk akıllı telefonu olarak ortaya çıktı. Yani sıfırdan Türk tasarımı olarak. Şimdi biz bunu T50'de bir adım daha ileriye götürüyoruz. T40'ın boyu 4 inçti. T50'nin boyu 5 inç oluyor. Daha büyük bir ekran. Çok daha hafif. Sadece 130 gram. Çok ince. Bunun içinde de çok güçlü. Quad Play dediğimiz mikroprosesörü kullanan Qualcomm'un bir çipini kullanıyoruz. Güçlü bir performans veriyor. Kamerası çok güçlü. 13 megapiksellik bir arka yüz kamerası var. Ön yüzünde de 2 megapiksellik bir kamera var. İçinde yazılımlar Turkcell tarafından, burada da birçok güçlü yazılımla müşterilerimize fayda sunuyoruz, fark yaratıyoruz. T50'nin en büyük özelliği de fiyatının çok uygun olması. Yani benzer telefonlar 1600 lira seviyesindeyken performans açısından, bu telefon 699 liraya Haziran sonunda Türkiye'de piyasaya sunulacak. Peki T50 aynı zamanda 4G LTE, yani 4G bağlantı destekli bir telefon, lansmanda söylediğiniz üzere. Peki Turkcell'in Türkiye'de 4G için düşünceleri neler? Turkcell Türkiye'de 4G bağlantıyla bizi ne zaman kavuşturacak diye sorsak. Barış, çok iyi hatırlattın. Gerçekten T50 aynı zamanda geleceğe de, yeni dünyaya da hazır. Sadece 3G'yi, HSDPA Plus'ı desteklemiyor. Aynı zamanda LTE dediğimiz 4G'yi de destekleyen bir telefon. O yüzden bu telefonu alanlar hem Türkiye 4G'ye geçtiğinde hem de yurt dışında bu telefonla internete daha hızlı bağlanabilecekler. Türkiye'nin 4G'ye geçme timeline'ına, roadmap'ine bakınca yani 2015 sonu 2016'nın başı gibi gözüküyor. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı'nın ve BTK'nın 4G ile ilgili frekansların hazır, available olması için çalışmalar yapması lazım. Ondan sonra buradaki gereken frekans ve lisanslama işlerinin yapılması lazım. Ondan sonra da biz de Turkcell olarak tabii ki 4G'ye, LTE'ye en hızlı bir şekilde, en güçlü bir şekilde, 3G'de olduğu gibi lider olarak en iyi şekilde geçmeyi planlıyoruz. Yani en az bir senemiz daha var 4G'ye bağlanmamız için. Bir seneden biraz daha fazla bir zaman var gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim Süreyya Bey. Çok teşekkürler ben de.